Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Tevfikini refik eylesin. Rızası dairesine hareket ettirsin. Kalan ömrümüzü kullandığımız ömürlerden daha hayırlı ve bereketli, nurlu etsin inşallah. İştirak amali uhreveden hissimizi ziyade eylesin. Bizi bize bırakmasın inşallah. İnşallah bugün ayın kaçı? Şöyle bir 24 Kasım mı? Evet. 24 Kasım 2021. Tepecik'teyiz. 2-3 tane enfusu yapıyoruz. Bir tane laika yapıyoruz. Bir tane psikoloji yapıyoruz. Bugün de psikoloji namı altında risaleleri okurken ruhumuzun aynasına düşen tefekkürü cümleler. Bir cümle elde etsek kârdır. Kendime işaret taşları diye not almışım. Defterim böyle. İşaret taşı diye. Ondan sonra 9 tane şahsiyetle yazmışım. Onlardan okuyayım. İşinize gelirse alırsınız abi. Sorumluluk olmayan beşerdir. Sorumluluk almayan, sorumluluğu olmayan beşerdir. Sorumluluk alan, aldığı kadar insandır. Aldığı kadar insandır. O mumlar benim için çok mühim. Adem'den vücudu tanımlıyor bana mum. Bu ışığı o fitilin içerisine saklayan Allah beni de bu bedende saklamış. Ahireti de bu dünyada saklamış. Şartlarını bulduğu zaman o Adem dehlizinde yokluk aleminden ve karanlık olan fitilin içerisinde tamamen zıt vücudu çıkartan Allah. Ama maalesef cehalet öyle berbat bir şey ki ülfet için ustad iki bela sayıyor. Onun peşindeyim biraz. Ülfet neymiş biliyor musunuz? Muhakematta şeyin diyor, muhakematımı getirsene sen. Çok önemli. Sıradan bakmanın kız kardeşi bir şeyin de annesidir diyor. Cehilin annesidir. Adiyat, adet nevinden işte muma bakmak, onun diyor kız kardeşidir diyor. Yani ülfeti cehaletin kız kardeşi ve cehaletin annesi olarak tanımlıyor. İşte mum canım. Neyse muhakemat gelecek orada göstereceğim. Ben söyleyeyim mi abi? Söyle abim. Heh. Cehli mürekkebin hemşiresi, nazar-ı sakinin annesi. Ya. Sayfa kaçtı? Sayfa 49 abi. Çok güzel. Neydi şeyin? Ülfet diyor değil mi? Evet abi. Evet. Ya Allah Allah. Peki niçin peşindeyim biliyor musun? Bu benim yeni olduğu için 49 tutmuyor. Yani kız kardeşi niye diyor? Annesi niye diyor? Yani benim kafam böyle çalışıyor. Yani nazar-ı saatin şeyi diyor. Kız kardeşi mi diyor? Oku Ahmet. Bir de oku. Cehli mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı saatinin annesi olan Ülfet. Ya Ülfet. Allah Allah. Peki niye anne diyor? Niye anne diyor? Niye hemşiresi diyor? Hemşerisi değil, hemşiresi.
Abi ilk öğretmenimiz anamız olduğu için herhalde.29'a bakayım. O Abdullah, onunla uğraşıyorum. Yeni muhakematın kaçıncı sayfasındaydı ya? Benim muhakematımı gasp ettiler, çaldılar galiba. Ondan sonra şey yapıyorum, yeniye geçiriyorum şimdi. Evet. Eyvallah, Allah razı olsun. Tamam, mesele anlaşıldı da. Ne demek istedim biliyor musunuz? Yani ustad bir şeyi acayip bir tanımlama getiriyor. Bakın cehli, ülfeti, nazar-ı satın şeyi diyor. Hemşiresi, nazar-ı satının kız kardeşi. Nazar-ı satının annesi. Nazar-ı satının annesi. Cehli mürekkebin hemşiresi. Bak yani... Bu tuhaf gelmiyor. Ustad nasıl tabirleri yerinde kullanıyor? Böyle durduğun zaman niye böyle diyor? Niye nazar-ı sahtenin annesi cehli mürekkebin hemşiresi diyor? Soru sorduğum zaman ya bırak zorlama ya. Ne yapmamı istiyorsun? Ha 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 hu. Ders bitti, ondan sonra gelsin çaylar, çayda da araba ne kadar, dolar ne kadar, onlarla meşgul olalım. Biz oyuna gelmeyiz, biz nur talebesiyiz. Kim olursa olsun elimizde Risale var. Peki, sorumluluk alan... Efendim abi. Burada nazar-ı sattığı bir... Bir daha aç Abdullah. Abdullah bir daha aç sesini. Bir çızıltı gelince kapattım. Ha evet. Ha. Nazar-ı sat biraz açar mısınız? Çünkü nazar-ı satı da yıllar evvel ben babamı bir derse götürmüştüm. Tevhid dersiydi. Çıktıktan sonra nasıldı baba? Babam dedim. Oğlum dedi biz zaten bunlarla toprağın içerisinde elmanın, çekirdeğin, böceğin, börtün içerisinde büyüdük. Zaten yaşadığımız, bildiğimiz şeyler anlatıldı. Farklı bir şey duymadım ben dedi. Şimdi bu nazar-ı satı değil mi gitti? İnşallah onu, bu bir konudur o Abdullah. İşte biraz önce şu size gelmiyor değil mi? Bum var önümde. Sizin canlı yayında çekmiyor. İşte ne olacak canım? Mum işte. Bana bak, bundan bu bitmek üzere. 3 tane getirsene şu beyazdan. Yerinde bayram. Getir. Hayırda israf olmaz. İsrafta da hayır yoktur. La israfe fil hayır. Kema israfe fil hayır. Öyle diyor galiba o tabir. İmam Azam'ın. Hayırda israf olmadığı gibi israfta da hayır yoktur. Bak görüyor musun? Şu sipsiyah Adem karanlıklarında, Adem dehlizinde bu nuru nasıl saklamış ya Rabbi ya? Nasıl bir teknoloji kullandın? Nasıl bir Allah'sın ya? Bu şeyin içine nasıl saklamış ya? Sıcağı, ısıyı, ışığı. En garibi de kilosu var bu ipin, mumun. Ama ısının, ışığın, rengin kilosu yok. Buralı değil. Şuraya bak. Yani bu yanmak kolay mı? Bu kimyasalı anlatıyorlar. Kaç derste anlatıyorlar. Yanmak ne demek? Hakikaten Allah ya. Şöyle diyorum ve kapatıyorum. Allah böyle bir şey yapmamış. Hiç görmedik. Hiç böyle, ey kulum. Ben bir şey yapmak istiyorum. Kimin hatırına gelir böyle bir şey? Ya Rab, yani böyle bir odunu, kağıdı işte, bezi falan, kendisine yutturacaksın. Bak kendisi kendisini yiyor. Günahlar da böyle yiyor işte. Bak kendi kendini yiyor. Bak yutturuyor. Ve Adem zulümatlarında nur deryasını saklayacaksın. Hakikaten Allah ya. Vallahi ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu nasıl? Ülfet belası bu işte. Ya mam canım. Mam ne olacak ya?
Ahiret nerede? Ahiret nerede? Bu ipin neresinde nur varsa ahiret de dünyanın orasında. Ya. Sizin de görmenizi isterim de o zaman bilgisayarı şöyle çevireyim. Bakayım yapabilecek miyim? Siz de görün. Getir abim getir. Şöyle yapsak. Ha, bitince alacağız onu. Şu şeylere de abiler de görsün diye nasıl koyacağız? Yüksek olsaydı onlar da seyrederdi. Neyse, artık kayıtta görürsünüz. Nazar-ı saati böyle bir bela işte. Bak nazar-ı saati bir bela. Allah Resulü'nün hadisi var ya bunun hakkında. Ya Resulallah, ölen insanın ruhu nereye gider? Karanlıkta yanan mumdan. Sönen nur, söndüğü zaman o nur nereye giderse ruh da oraya gider diyor. Ya hiçbir zaman muma bakıp da doyduğumu hatırlamıyorum. Böyle saatlerce daldığımı hatırlarım. Acayip oluyor, hal oluyor. Bismillah. Nasıl serbest dersteyiz. Siz de için, ben de için. Sorumluluk alan insandır. Sorumluluk almayan beşerdir. Yani insanla beşeri nasıl elde ederiz? En büyük sermayem sorumluluklarımdır. Bunlar benim zenginliğimdir. Bunlar benim derinliğim. Bunlar benim yolumdur. Sorumluluk almak. Bu kanunda seviyesi olmayanlarla dost olma. Sorumluluk almayan, sorumluluğu olmayanlarla dost olma. Beşeri itibatın olsun, insani ilişkilerin olmasın. Bu konuda seviyesi olmayanlarla dost olma. Yoksa şamandıra gibi seni yüzeye çekerler. Şamandıra ne yapar? Yüzeye çıkar. Seni yüzeye çıkarır. Araban vesaire varsa, yükümlülüğün, sorumluluğun, araban vesaire malın, mülkün varsa, çoluk çocuğun, yükümlülüğün, sorumluluğun o nispetle olur. Yoksa bunlar ne yükümlülüğün ne de sorumluluğun olur. Yani arabası var, çoluk çocuğu var. Örnek veriyorum, maddiyattan nasıl böyle sorumlu? Yani sorumluyum ben insan olmanın, sorumluyum ben akıl cihazına sahip olmanın, ruha sahip olmanın. En önemlisi de Allah'a sahip olmanın sorumluluğu var bende. Şamandıralı adamlarla uğraşmayacağız. Yüzeyde böyle. La kara lukra. Cennette deyince tabi radiyallahu anh hazretleri de ortasında cennette. Ya yok. Soracaksın. Külliyata soru soracaksın. Anlamadım diyeceksin. Aç geç. Ülfet, cehli mürekkebin hemşiresi, nazar-ı saatin annesi. Ne olacak ya? Geç işte. Dur. İkisi de kadın. Kız kardeşim ve annem. Neyi doğuracak bunlar? Niye kız kardeşimle annemle nispet etti cehli mürekkebi beni? Ben, kız kardeşim ve annem var. Nazar-ı saati bir de nazar-ı saati, cehli mürekkep. Bilmez, bilmediğini de bilmez. Onları kadına nispet etti. İkisi de kadın. Kardeşim babam demedi, görüyor musunuz? Abi kadının doğurgan olması, yani şerre kayyum olması sebep olabilir mi? Hayır da doğuruyor. Doğurgan olması doğru. Şerre ve hayır değil. Yani doğurgan olması çoğaltıyor. Yani o ülfet, ülfeti doğuruyor. Hadis-i şerif var abi diyor ya, içki bütün kötülükleri. Yani bir hadis-i şerif var ya, içki bütün günahların anası. Demek ki bütün günahların oradan doğuyor. Bu da onunla çok ilişkili. Bak görüyor musun? Şey Mustafa var barangoz. Aynı anda ikiniz aynı hadisi söylediniz. Birisi Amerika'da, birisi burada. Aynı anda. Bak gördün mü onu? Aynı anda Mustafa söyledi. Hani hadis var ya diyor.
İkinize de kulak verin. Birbiriniz duymadınız. Diyor ki, içki bütün kötülüğün anasıdır. Doğurur. Kötülüğü doğurur. Ama ülfetin iki tane şeyi var. İçkiye de benzemiyor. Bir kız kardeş, bir de anne. Hala çözmüş değilim. Çözmüş değilim. Kafamda gönderdim soruyu. Ötelerden cevap gelirse, dorgan olduğunu, çoğalttığını anladık ama iki taneye böyle yaptı. Hey gideyim. Allah ustattan ebeden daima razı olsun. Allah şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Allah'lık hatırına bizi kendisine kul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Habibine ümmet, ustadımıza talebe, kardeşlerimize kardeş eylesin. Ya çok şükür elhamdülillah. Devam. Risk ne kadar yüksekse sorumluluğun da kıymetinde o nispette yüksek olduğunu gösterir. Risk almak var ya, risk. Şimdi biz dünyada risk alıyoruz. Nedir? İman ve küfür. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. O zaman risk aldık. Ne kadar imansız olmayı, imanlı olmaya ve imanlıya göre. Bak, risk var. İman ne kadar nasıl anlarsın iman ne kadar kıymetli olduğunu? İmansız Allah'ı yok ettiği için iman da alemimizi Allah var ediyor. Ama risk ne kadar büyükse yükümlülükte, sahiplilikte o kadar değerli oluyor. Ya gece bazen vurgun vurduğu zaman, bazen uykunuz kaçıp böyle sıkıntı, olumsuz şeyler geldiği zaman deyin ki, bu hal bende daha önce, diyorum bunu bilmiyorum. Bu haller bende çok oldu. İlk defa olmuyor. Ne oldu? Geçti. Bu da geçecek. Başka? Şu anda öteki alem aktif bende. Ondan kaynaklanıyor. Resul hoş geldin. Bu o alemin aktifliğidir. O gece böyle sıkıntı, olumsuz, İmansızlık, kalp krizi bilmem ne falan bir sürü şeyler gelmesi öteki alemlerin aktif. Çünkü insan camül ezdattır. Zıtların cemidir. Cemül cemdir. Ondandır. Onun için hiç endişe etme. Bunu niye söyledim arada? Bilmiyorum. Kimin işine yarıyor? Sağ olsun. Bunun eğitimini 15 yani sorumluluk eğitimini kursunu 15 yaşa kadar yani sinni buluğa kadar fırsat veriliyor. Bu sorumluluğun niye 15'e kadar veriliyor? Bu sorumluluğun büyüklüğünü gösteriyor. Yani sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu sana 15 sene mühlet verilmesiyle gösteriliyor. Çocuk yapma yaşı hayvanlarda da vardır. Sinni rüşt, sinni buluğ. 15 sene niye yapılmış? Sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Büyüklüğünü gösteriyor. Tabii ki sonucu da çok büyük. Konu bitti başka. Dimağını karanlığa, zulmetlere sokan kafanı, karanlığa sokan ifrat ve tefrit modları. Nedir onlar? Yani bir anda yaşanmaz bir halde. Hani bir zat dedi ya bana. Abi çok kötüyüm abi, çok kötüyüm. Hayırdır, bir dakika dur. Neyin var? Abi kafamda her çeşit ses var. Neler var dedim. Vallahi benden başka herkes var diyor. güldüm. O da başladı gülmeye. Düzeldi. Gülmeyle düzeldim, evet. Şimdi dima ifrat ve tefrit, zulmete sokanlar nedir? Seçtim ben. Ahlak-ı seyyeden. Budur demiyorum. Ama Kur'an'dan ve hadisten, Risale'den olanları seçtim. Nedir o? Kin. Karanlığa sokan, dima. Yani düşüncelerimizi karanlığa iten kin. Öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Bunların mesela nereden geliyor? Şeytan Adem'i
haset etti. Pergeli oraya koyarsan, onun da dimağı var da, şeytanın da ruhu var, hayatı var, aklı var, bedeni var, ibadet ediyordu, tercihi var, var da var, nefsi var, şeytanın da şeytanı var. Ondan sonra, nedir o şeytanın şeytanı? Haset. Adem'e ne yaptı Kur'an'da? Haset etti diyor. Kur'an'da şeytan başka neye tarif ediyor? Kendini beğendi diyor. Sonra kusuru derüfte etmedi diyor. Adem aleyhisselam kusuru derüfte etti. Ben kendime nefsime zulmettim diyor. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın dedi. Şeytanın şeytanı bunlar. Ne? Haset. Haset. Ondan sonra ben merkezli düşündü. O topraktan ben ateşten. Kusuru derüfte etmedi. Sonra nefret ve adavet yani. Kendini beğenmeni getirmiş oldu. Şiddetli bir nefret ve adavet var. Ondan sonra doğru hani pergeli koydu ya o ikinci maddeydi ki doğru yorumlamadı. Neyse bunlar diman, ifrat ve tefrit cehennemine atar. Peki bunlar nedir? Nimet ilahidir, vasatı. Her şeyin ifrat ve tefriti zarardır. Her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin ama. Tefriti nefistendir. Bizim nefsimizin bizden müstakil bir vücudu vardır. Bunu bilsek yeter biliyor musun? Yani bu enfusi dersten. Şefkat, muhabbet, şefk, memnuniyet, lezzet, iftihar, haya, edep, insan olma, kardeş olma vesaire. Ne sıfat? His ve hislerin her şeyini. Hepsinin müstakil vücudu vardır, hayatı vardır, ruhu vardır, içsel yapısı vardır. Şefkat kendi müstakil bir vücudu var. Muhabbetin müstakil bir vücudu var. Müstakildir o. Müstakil bir şuuru var. Hepsi müstakildir. Onları pekmez tayin gibi karıştırmış, bu böyle cem olmuş. Nefsin de bizden müstakil bir vücudu var. Nefsin aklı heva, kalbi his ve vestir. Görüyor musun? Bir şey ifrata attı mı seni? Bil ki şu anda şeytan aktif. Hele her derste söylüyorum. Çünkü lazım. Bunun geçti mi iş işten geçer. O zaman demeye gerek yok. Ağaca su giderken, ağaçtan su çekilirken, insan senede iki defa herkes sarsılır. Sadmeler geçirir. Seviyesine göre, öyle diyor sahnede, seviyesine göre kabz ve bast aletleri 8. sayfa kasamında sıkıntı çeker. Peki ağaca su giderken mi daha sıkılır? Giderken mi? Giderken. Sonbahar kayıp gibi gözüküyor. Tamam. Bu ay bitmek üzere işte. Yaprakların dökümü su çekilene kadar insanın üzerine sıkıntı devam eder. Onun için bu aylardaki sıkıntı zatına verme. Haricidir. Bu ifrat ve tefrit modları nedir? Beynin sanki asit kuyusudur. Asit kuyuları. Aynen asit kuyusuna benziyor. Hasan abi. Evet abi. Bir de umumi havanın bozukluğu diyor ya üstad. Evet işte umumi havanın bozukluğu bu coğrafyayı detaya girersek işte... Üç ayların gitmesi, toplumdaki şey, yaşadığımız yere göre, öğretmensen, öğretmen olduğun için söylüyorum, iş yerindeysen, işte içtimai hayatta para hırsı varsa, para şeyini, dolar şöyle oldu, böyle oldu, bunlar seni hep etkileyecek. Ya, kendi huzurunu esas almadın, hatta para için huzurunu kaybettin, İmam Ali söylüyor, sağlığını kaybettin. Gerçi herkes kazanamaz ama kazansan bile, her şeyini, huzurunu, dersini, namazını da bileşen, kitap okumadın para için. Sonra o kazandığın parayla kaybettiğin sağlığını da huzurunu da alamazsın. İmam Ali'nin sözü değil mi?
Bulaga, Beliga, Beliga adlı kitabında okumuştum. Yani madde için diyor, sağlığını ve huzurunu feda eder. Gerçi ekseriyetle elde edemezler ama diyor elde edenler elde ettiği o diyor dinarla, o parayla kaybettiği sağlığını ve huzurunu satın alamaz diyor. Tembelliği etmek için değil, hani iş için, dünya için Risale okumanı terk etme. Başka, ıslaklık suyun moleküllerinin tek teklerinde veya H2O'larında yoktur. Mesela ıslaklık, su ıslaktır. Suyun tanelerinde ıslaklık yok. Suda ıslaklık denilmez. Veya hidrojen ve oksijen suyu meydana getiriyor. Onlarda ıslaklık yoktur. Nedir ıslaklık? Yani suyun moleküllerinde ıslaklık yok. Ancak bütünselliğinin bambaşka sonucudur ıslaklık. Ancak o moleküller, hücreler meydana getirip de işte böyle damlayı getirirse, damla haline gelirse o zaman olur. Bütünselliğin sıfatıdır ıslaklık. Zatında ıslaklık yoktur. Su söndürüyor ama meydana getiren, suyu meydana getiren hidrojenle oksijen yakıcıdır. İkisi bir araya gelince alev olur. Hani oto kaporta dükkanlarında iki tane tüp var ya, hidrojen oksijen tüpleri. Açarlar böyle. Onunla yakarlar. Hidrojen ve oksijen. İşte hava söndürücü olmuş. Yani bunlar ne diyorum? Bakın ıslaklık hidrojen ve oksijende yoktur. Moleküllerinde de yok. Ama tanecik haline gelince sürecin sonucudur. Allah'ın esmalarında da böyle bir şey yok. Bu esmaların birbirlerine bütünleştirme ve çatıştırması ve ayrıştırmasıyla üç tane. Esmaları alemimizde birleştirmek, çatıştırmak, ayrıştırmakla bizde çıkan farklı bir ahlak oluyor. Mesela acizlik. Allah da acizdir denilmez. Cahilim. Allah da cahildir değil. Çünkü cahilini bilmek ilimdir. Görüyor musun? Bak ilmin içinde cehalet de var. Yani Gazali der ki ilmin kemali nedir? Niçin ilim yapıyoruz? Kemalatı nedir? Sonucu nedir? Cahilliğimizi bilmek. Dedi bir tanesi ki o zaman ilim yapmaya gerek yok ya, cahilimi bildin mi? Tamam aferin lan. Cahili nasıl bileceksin? En ufak kuyruğuna bastıkları zaman hoplayıp zıplıyorsun. Bunu diyene ne demiştim? Hatta vakıftı yani. Bir şey söyledim yani yapma onu dedim ya. Niye böyle yapıyorsun? Belki de bir saat suratı asıktı. Sonra dedim ki ne haber lan? Hani cahilliğimi bilsem ilim yapmaya gerek yoktu. Bak bir saatten beri suratına sık. Demek ki ben eksiğim, ben bilmiyorum diyebilmek kemalat ister. Yani bilirim de hazmetmek zor. Hazmı nefsetmek çok zor. Ya beni nasıl hazmedecek? Allah hazmetmiyor da bu nefis. Allah hazmetmiyor. Allah'a tahammül edemiyor. Allah'ın sözüne tahammül edemiyor. Allah'ın varlığına tahammül edemiyor. Bize nasıl edecek yani? Çok acayip ya bu nefis. Terk edilmek, ayrı kalmak, bırakılmak en büyük korkusudur insanın. İnsan acayip. Terk edilmek, yalnız kalmak, bırakılmak insanlığın kabusudur. Acaba Allah beni bıraktı mı? Acaba eşim beni bırakır mı? Acaba terk edilmek, hayat beni terk eder mi? Kalp krizi, gece ölür mü? Yani ne sokarsan sok. Ama temeli söylüyorum. Terk edilmek, ayrı kalmak, bırakılmak. Ben bunları otururken, gece çalışırken Allah Allah. Mesela bu cümleyi Hüsrev abi'den aldım. Yani böyle geçmiyor da ustada. Ustadın diyor buraya gelmesi şöyledir diyor. Hoş gelmeseydi ne olurdu falan. Allah Allah. Duman oldum. Hakikaten diyorum ben de böyle olan dedim. Bu dünyaya
ben gelmemiş olsam, Allah var, hiçbir şey, her hiçbir şey yok, tek Allah var, herkes var, barış var, Resuller, herkes var ama ben yaratılmadım. Olsa ne olurdu ya, ben buraları, bu dersleri, bunları bilmeden, ben Allah Allah, ben de olmayacaktım. Böyle motor yanıyor gibi yapmayın de, işte onların ben hulasa ediyorum. Terk edilmek, ayrı kalmak, bırakılmak en büyük bir kabusudur insanın. Bu kabustan kurtulacak abi. Terk edilmenin, ayrı kalmanın, bırakılmanın şey cemaat kaldırıyor. Mesela nedir o? Ayrı kalmayı kendi paralelini Kur'an'la diye şey yaptı. Kur'an'ı derste. Sonra ustatla diyor. Üç tane şey var burada. Bir cemaatle olmak. İki Kur'an, eskar ve evratlarla meşgul olmak. Üçü de orada şeyi kullanıyor. Uzun olur diye yazmadım. Tefekkürle içe taşınmak. O zaman o yalnızlık denilen şeyin dışarıda olduğunu, içeride böyle bir şey yok. Ya sen geç geldin de dersin başında, sorumluluk alan insandır, sorumluluk almayan beşerdir. Ustad ayırıyor ya, beşer, insan. Yani böyle gidiyor Resul. Mesela diyelim ki cemaatin yok, kitap okumuyorsun. Hep ha hu hu, ne demek biliyor musun? Hep kaçıştır o. İçeriği bastırmak için. Ha hu hu hu, vay ne kadar neşeli. İçeride kaos yanıyor. Şeye benziyor. Eskide bizim Fransızca hocamız vardı ortaokulda. Fransızcanız gelişsin diye Beyazıt'a gönderirdi. Haskül Lisesi'nde okuyorduk ortaokul. Gidin turistlerle tanışın, dilinizi geliştirin diye. Onlar grup haline geliyordu. Çocukluk hatıram ortaokul. Oturuyorlardı bir şeyde, kafeteryada. Veya otobüste. Ben Beyazıt'ta gördüm. Kafile böyle. Bir çırpı gidiyorlar. Efendim 15 kişi var. Önde veya arkada. Birisi bir şey söyledi. Aynen anlatıyorum sizi. O bir şey söyledi, matrak bir şey. De ha ha güldü. Arkadaki mümkün değil duyması. 15-20 kişi aşağı. Ha deyince o da güldü, o da güldü. O gülmesiyle güldü. Arkadaki ne dedi bilmiyorum ama gülüyorlar. O da gülüyor. Ha 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 ha. Neşeli miydi o? Bastırmak için. Gülme ihtiyacı var. Benim hep anlatırım. Çocuklukta çobandım. Sığır çobanıydım dedemle. Dedem önce inerdi şeye, köye. Ben Merze yaylada. Sığırları bağlardım, sonra inerdim. Ama ne olacak ya 5-6 yaşında, 7 yaşında çocuğum. Gece Karadeniz'in dağlarından, ormandan iniyorsun. Ayağın yaprağa çarpıyor, taşa çarpıyor, inişti, çıkıştı, taşlar yuvarlanıyor, çat veya kuşlar şey yapıyor, pat küt oluyor. Ne bileyim, ağaçlardan bir şeyler geliyor. Geliyor da geliyor ya. Korkuyorsun. Nasıl bastıracağım bu şey? Çat çut pat küt, kestane düşüyor şu. Ben de orada birisi varmış gibi ote gidiyor. Dede şey dayı. Tamam tamam, sanki cevap vermiş. Ben de cevap veriyorum. Uzaktan bakan ne der? Vay be, şu cesur çocuğa bak ya. Dağ kafasına geçirmiş ya. Ulan ne cesur ya. Bir de bana sor. Ben yaşadım onu. Bazen yılan çıkabilecek yerler var. He, yılan çıkacak yani. Şu daha önce gördüğümüz yerler var. Oradan yalnız geçerek bağırarak geçiyordum. Bağırar ki yılan duyuyorsan çekil. Şimdi ben de yapıyorum. Şimdi bile yapıyorum. Şimdi bizim Karadeniz'de halı ayı var. Amcam dedi ki sistemalar da patapat olur. Yani dağ aşarken koku alamayabilir. Sen buradan gidiyorsun. Koku böyle gidiyor. Bu adam buradadır. Evet, seni görse, koku alsa kaçar ama karşı karşıya geldin mi korkusundan saldırır. Onun için bağırarak dolaş dedi yani böyle. Dağlara dolaşma şimdi ama şimdi yeni. Errahman siste daha çok okuyorum. Virajlarda bir şey. Yani buradayım ha. Ama zahirde şunu demek istiyorum. Zahirde baktığı zaman ne cesur adam ya. Dağ kafasına geçirmiş. Bir de bana sor. İçine abdestim gidecek yani korkudan. Çocuksun ya. Ha işte zahirde mutlu gibi gözüküyorlar. Ha 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 ha. Benim dağdaki halime benzerler. Korkuyu bastırmak içindir o. Baskılamak. Çok şükür ya. İman var, Allah var, problem yok. Çok şükür.
Allah seviyor bizi. Nereden biliyoruz? Sevdiği işleri nasip ediyor. Baksana, namaz kıldık çok şükür. Şunu yaksana tekrar. Bayağı. Namaz kıldık, derse oturduk. Allah, hadis-i kutsi ya, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder diyor. Allah'ın sevdiği. Bir tane daha. Gülüyor bayram. Bizim de en büyük sermayemiz nedir? Sevilme duygusu. Başka yakınlık. Bak cevaplar oradan. Demek ki acele ettim. Bir, yani terk edilmek, ayrı kalmak, bırakılmak. İnsanın kabusu iken en büyük sermayemiz nedir? Sevilme duygusu, sevildiğini bilmek, hem de Allah tarafından. Allah beni seviyor. Nereden biliyorsun? Soruyu sor. Allah en çok sevdiği şey nedir? Kendisidir. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah kendisini Allah olduğunu biliyor. Bunu sana veriyor. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Hiç sevmiyorsun onu ama en çok sevdiğini veriyorsun. Verir misin? Allah'a en çok sevdiği imandır. Öyle mi? Kendisidir. Allah'a en çok sevdiği kendisidir. Onun adı, bizdeki adı nedir? İmandır. Sana vermiş. Kendisini vermiş. Demek ki sen en çok sevdiğine en çok sevdiğini verirsin. Hiç sevmediğine en çok sevdiğini vermezsin. Allah beni seviyor. Ha, sevildiğini bilmek. Seviliyorum elhamdülillah. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Gördüğün kadar seviliyorsun. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse, Risale'de birkaç tane de var. Bu hadisi kutsiydi. Birkaç tane de var. Şimdi sevilmek, sevildiğini bilmek. Başka? Yakınlık. Kendine yakınlık hissetmek. Kendinle barışık olmak. Kendinle kendini anlamlandırmak. Aklınla aklını çözmek. Kendini kendinle fethetmek. Soru sende, cevap sende. Arayan sen, aranan sen. Acayip bir şey insan. Sonra aidiyet. Bu benim aklım gidiyor. Aidiyet. Mesela nereye aitim? Ben nur talebesiyim elhamdülillah. Bütün kainat kopsa nur talebesiyim. Müslümanım elhamdülillah. Muhammed ümmetiyim. Ehl-i sünnettenim. Aidiyet. Nereye ait olduğunu şuurunda olmak. İnsanı nasıl canlı yapıyor ya? Ben nurcuyum ya. Dedi ya bana işte, diyorum, baş gardiyan beni soruyor. Çünkü ya sağlığa beni kontrole götürüyor ama soru soruyor. Kime çalışıyorsun sen dedi. Dedim ki seni bana gönderenler bilmiyor mu ki seni bana gönderdiler? Bilmiyor musun? Bununla aidiyetle alakalı bir şey söyleyeceğim. Kime çalışayım? Yo bilmiyoruz dedi. Yani bu cesaret, bu şey. Kime çalışıyorsun dedi. Dedim ki kainatın patronuna çalışıyorum. Aidiyet. Ben ona aitim. Birkaç dakika sessizlik başladı. Biraz uzun boyluydu evli. Dedi ki, bunda samimiysen dedi, hiç korkma. Bak, aidiyet. Nereye aitim? Ben tarikata aitim. Ben şuraya aitim. Ben şuyum. Ben nurcuyum. Ben Müslümanım. Aidiyet. Sonra güven. Kendine ve sevdiklerine, ait olduğun şeylere güven. Demek ki sevildiğini bilmek, yakınlık hissetmek, aidiyet, güven, ilişkilerde iyi olmak, kendini ve karşındakine nevi şahsına münasır olduğunu kabul etmek. Yani nevi şahsına münasır. Bu budur ya. Kendim gibi kabul etmeyeceğim Resulü Bayramı Mustafa'yı vesaire. Nevi şahsına münasır derler. İnsanları kalıba sokmadan, yani ille ben severim ama şu şartla,
Ben sana değer veririm ama şu şartta. Şartsız. Bırak ya. Bırak Allah. İnsanları kalıbına sokmadan, tüm bunlardan bizi biz yapan, hayata rağmen zorluklara direnmekten, zorluklara karşı geliştirdiğimiz savunma sistemimiz ki bunlar da dima, vicdan, kalp, ruh ve benlerin ortaya çıkmasına vesile olan toprak gibi. Bir daha, bu çok önemli de bir daha okuyayım. Ama izah pek etmeden yapayım. Bir, insanları kalıbına sokmadan tüm bunlardan bizi biz yapan, bizi biz yapan, beni ben yapan, ama hayat ters çalışabiliyor cemiyet, bizi biz yapan, hayata rağmen zorluklara direnmekten, bizi biz yapan, koy tencereye, hayata rağmen zorluklara direnmekten, koy, zorluklara karşı geliştirdiğimiz savunma sistemimiz ki, bunlar nedir? Zorluklara karşı geliştirdiğimiz savunma sistemi, dima, güçlü olması, vicdan, kalp, ruh ve benlerin ortaya çıkmasına vesile olan bunlar hep toprak gibidir. Güçtür. Sıkıntılarla ulaşılan şey değerini kaybetmiyor. Sıkıntılarla, bu çok değişik bir şey tabir olacak, anlamak biraz şey olacak. Sıkıntılarla ulaşılan şey var ya, bunların değeri çok kıymetli, değerini kaybetmiyor. Sıkıntı aslında cevaptır, ödüldür. Sıkıntı cevaptır. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, sihat ve servet batırdığı insan sayısı çoktur. Hastalık ve musibet çıkarttığı insan daha çoktur. Mesela sıkıntı ile kazanılan haletler var ya, mesela koronadan çıkmış, yoğun bakımdan çıkmış, ne bileyim hastalıktan çıkmış, nefes alıyor. Şimdi nefes alamayan bir insan düşün, Barış. Bir de sen düşün. O ne yapar? Şimdi düşün, şey yap. Sıkıntılarla elde edilen şey çok kalitelidir. Sıkıntılarla bunlar elde ediliyor mu? Başka elde edilmez. O zaman sıkıntı kendisi cevaptır, kendisi ödüldür. Ondan Allah Resulü her gün mahzun bil kalp deymiş. Ben demiş hadis-i şerifte bil mana, ben mahzun hüzünlü kalp deyim diyor Cenab-ı Hak. Ya. Bunun gibi Risale-i Nur dolabımızda, evimizde var ama okumuyoruz. Bilgisayarımız var, pile takılmış ama kabloyu takmıyoruz. Abi benim kablom var. Var ama takmamışsın. Benim abi külliyatım var. Okumamışsın gibi. Kendini değiştirmeden, bak, kendini değiştirmeden ben buyum. Ama o enaniyet manasında değil ha. Ben değişemem var ya tipler. Ben değişemem, beni böyle kabul et, ben bu despot yani. Madem değişemezsin, vel kazimin el gayze vel afinanin nas diyor ya Kastamonu'da. İnsanlığı tarif ederken ne diyor Cemal Abak orada? Gayzınızı yutun. İnsanları affedin. Ben gayzimi yutamıyorum, ben insanları affedemiyorum, unutamıyorum, yapamıyorum, beni böyle kabul et. Madem yapamayacağın, olmayacağın şeyi mi teklif ediyor Allah? İnsanları affet diyor. Ben yapamıyorum. Allah yapamayacağını mı söylüyor? Teklifi manevi tak mı yapıyor? Ben yapamayacağını mı söylüyor şimdi? Eğitilecek. Çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Tuvalet dakikası bile eğitilir. Bağırsak ikinci bir beyin gibidir. Hatta beyinden de öncedir belki. Vücudun yönetiminde. Şu bağırsak. Gittin. Yarın geleceğini özür dileyerek söyledim. Anladım. Yarın geleceğini. Şimdi hala bekliyorsun. 5-10 dakika oldu. Ulan 10 dakika tuvalette ne işin var ya? Ne Kur'an okunur orada, ne dua okunur, ne tefekkür edilir ya. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bağırsağını da eğiteceksin. Gelseydin.
Çekip gideceksin. Birkaç hafta sonra o sisteme girer. Aa bu böyle adam. Yemek gelmeden bak dışarıya atmıyor. Belki gelmez diyor. Yemek yedin bak ki dışarıya iş yapıyor. Diyor ki tamam garanti yukarıdan geliyor. Yani at eğitiliyor, köpek eğitiliyor, bağırsağı da eğiteceksin. Ben yapamıyorum. Ben gazimi yutamıyorum. İnsanları affedemiyorum. Öyle bir şey yok kardeşim. Allah diyorsa değişin, değişebilirsin. Eğiteceksin. Eğitilmemiz lazım. Kendini değiştirmeden, dönüştürmeden karşıki taraflar, tarafla ortak taraflarını bulmak çok önemli. Değişmeden, dönüşmeden karşıki tarafla ortak tarafını bulmak. Ortak tarafını çoğaltmak. İç keşif yani kendini tanıma nispetinde olur tüm bunlar. Nasıl yapacağım? Kendimi ne kadar tanırsam, ne demek tanımak? Zayıf ve güçlü yönlerimi bilirim. Ha ben bu ortama girersem, bu insanla şey yaparsam ben tahammül edemem. Girme. O sohbete girme. O ortama girme. Kendin zaafını biliyorsun. Girme. Senaryo aynı, yalnız oyuncular değişmiş bu dünyada. Senaryo aynı. Mesela 500 sene önce de güneş aynı yerden doğardı. Dereler aynı şekilde akar. Balıklar var. Taşlar var. Gece gündüz oluyor. Rüzgar esiyor. Bizim dışımızda dünya aynı değil mi abiler 500 sene önce? Senaryo aynı. Senarist aynı. Mana aynı. Film manası aynı. Yalnız filmde oynayan kişiler değişmiş. Dedemin dedesiydi. Dedemin babasıydı. Dedemdi. Babamdı. Şimdi benim. Uygularsak bu tarla derdi dedem. Parmağını uzattı yer. Benim derdi. Sonra babam dedi ki bu benim. Şimdi ben diyorum ki benim. Değişen hiçbir şey yok. Aynı. Oyuncular değişmiş. Top sahası aynı. Yöntem aynı. Sporcular değişmiş. Takım aynı. A takımı. Fenerbahçe, Galatasaray. Stadyum aynı. Şeyler aynı. Oyuncular değişmiş. Evet. Senaryo aynı. Yalnız oyuncular değişmiş bu dünyada. Tevazu aynı zamanda samimi öğrenmeyi açık yapar insanı. Tevazuyu. Öğrenmeye açık tutar seni. Yalandan yapmıyorsan estağfurullah efendim, estağfurullah, estağfurullah. Eğer samimiysen seni öğrenmeye açık tutar. Bir düşünceyi gözlemek senin düşünce olmadığını bilmektir. Yani düşünceyi düşününce anlarsın ki düşünce sende düşmüş. Düş olmuş. Mekke dönüşmüş. Ya melek attı sana içeriye ya şeytan attı. Düşünmek ise deşmektir diyor. Üstad. Neyi deşiyorsun? Musibeti diyor hastalığı. Düşünmek ise deşmektir diyor. Yani bir mesela diyelim ki bir hazine var vesaire. Orayı deştin. İçi farklı tabii. Aktı, süt aktı. Onun için düşünceyi düşünmek, düşüncenin düş olduğunu göreceksin. Düşüncenin evet. Düş. Ya serbest bölge var ya şurada. Ya şeytan atar, ya melek atar. Tamam. İçeri neyse göstereyim de. Bak. Buraya atar. Ne atarlar? Burası kafanın serbest bölgesi. Şurası lob. Şurada. Şeytanlar vesveseleri atar. Kafir cinler vehimleri atar. Erva-ı kabiseler negatif enerjileri atar. Mevadi şerirlerin buharat muzahrefelerini atar. Cemaat ve komitelerin habis ruhalinin haletleri atar. Geçmişin olumsuzlukları atılır. Nazar, beddua, ah almak ve lanet okumak buraya girer. Düş bu. Senin dışında yani bunlar. Öteki tarafta melekler ilham atar. Müslüman cinler müsbet vehimler atar. Erva-ı taybeler enerjileri atar. Bunun tersi yani. Mevadi aliyeler şahs-ı manevilerin timsallerini atar. Geçmişin müsbetlerini atar. Cemaatin şahs-ı manevisinin ruhanilerini atar.
aldığın dualar, hizmetler ve müsbet nazarlar atar. Bu atılanlara düş denilir, düş. Düştü yani. Sen kendini mal edince düşünmek oldu. Müstakiliyetin yok yani. Ya bu attı ya bu attı. Bu tahayyül, bu tasavvur, bu atılanları şekillendirir. Bu ne yapar? Bilgi, malumat, zan, tereddüt, şüphe, burhan, delil, hüccetlerle karma yapar. Sonra şurada bir süzgeç var şu. Bu süzgecin adı fehim. Sonra akla gider. Akıl vahiy ile çanak anten gibi vahiy ile anlamlanır. Vahiy ile bunları fehimle süzgece geçirir. Vahiyinin kriterlerine kıyas eder. Kabul ederse bu taraf sağ yol, kabul etmese bu taraf, sol taraf zeka, sağ taraf kabul ederse vahiy, akıl, nübüvvet tutmuş, felsefe tutmuş, çocuklar silmiş buraları, silmiş. Batıl ilim, batıl ihlas da var, batıl fiil, itikat, buradan aşağı iner, vesaire itikat olur, iltizam olur, insandan vicdana iner, vicdana şekil alır vesaire. Yani biz hep bu kafada oluyor. Düş, mek, düş, ünmek, düş, düşü bilmek, düş, ünmek. Peki bana bunlar düştü mü? Düşünceni şimdi düşünürsen, ben şu anda düşünmeyi düşünüyorum. O zaman kendine şu hangisi buradan mı buradan mı geldi mi anlarsın. Düşünceyi düşünürsen. Mesela gece kötü hissediyorum, ben çok kötüyüm, çok kötü hissediyorum, imansız olacağım böyle. Dur. Gece demek ki bunlar aktif. Gündüz var mıydı bende bu? Gündüz de gece sıkıntı değişiyorsa bilin ki biyolojik değildir. Ayağın kırıldı. Gündüz gece değişir mi ağrısı? Dişin ağrıyor. Gündüz gece değişir mi? Yok. Gündüz sıkıntı psikolojiyle gece değişiyorsa demek ki biyolojik değil. Bazen gelir bazen kayboluyorsa biyolojik değil. Çok kolay. Peki daha önce sıkıldın mı Resul? Sıkıldın gece. Şimdi diyeceksin ki daha önce de sıkılmıştım. Ne oldu? Gitti. Gene gideceksin. Diyeceksin ki bu benimle alakası yok bu sıkıntı. Kahar, celali tarafımız aktif. Gece şeytanlar cinler tanımlamak istemiyorum. Bazılar korkuyor üç harfli. Ne üç harfli cin ya? Cinden ne korkuyorsun? En büyük silah senden sen korkman ona kuvvet veriyor. Cinden ne korkacaksın? Senden korkandan korkulur mu? Senden ödü patlıyor ya. Ben o adamları biliyorum. Senden ödü patlıyor, ödü. Senden öd patlıyor adamlar. Bu sistem. Cinler şu Müslüman cinler de seyrediyor. Bak çocuklar neler yazmış ya. Ulan bu çocuklar bayağı. Neyse bana bak Barış hanginizin yazısı güzelse yarın bunu komple silin. Öyle bir güzelce bir yapın. İkiniz böyle. Güzel yazın bir daha. Bunu doktor yazmıştı. Ne kadar saat oldu? Biraz da gideyim. Dersten geldiniz mi? Sen buradaydın Nöbetçi. Sen Nöbetçi. Biraz da gideyim. Bir duyguyu gözlemek, senin o duygu olmadığını bilmektir. Mesela bir düşünceyi düşünmek, düşüncenin senin olmadığını, düş olduğunu göreceksin. Düş. Ha çocuğum, oğlum düş Ersin. Düş. Düş oldum. Düş aldım. Düşe maruz kaldım. Mesela Karabasan da öyle düş derler Anadolu'da. Düşe maruz kaldım. Aleyküm selam. Bir düşünceyi gözlemek, yani düşüncenin izini takip etmek, onun senin olmadığını, o düşünce senin olmadığını izle. Mesela çok acayip galbinize gidecek. Bu işin uzmanı bana anlattı. Mesela Sureka'nın özelliği neydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında? İz sürmekmiş. Evet, izci. İzci. Nasılmış biliyor musun? Bak burada devenin ayağı var. Burada da devenin ayağı var. Böyle gidiyor. Arkadaşlar, devenin ayağına bakarak devenin kaç kilo olduğunu, kaç saat önce geçtiğini,
üzerinde ne kadar yük olduğunu, o rüzgar, o üzerine tozlarla o geçerken o zaman kaç saat önce buradan geçtiğini hepsini tespit ediyorlarmış. Bu ilim varmış, iz sürmek. Ben bunu niye söyledim? Düşünce, hayal, tahayyül, tasavvur, bunlar hep iz sürmek. Onunla iz süreceğiz. Kim sürüyor? Tefekkür. Tefekkür iz sürmektir. Cevap nedir? Huzurdur. Bedeni gözlemek, bak bir düşünceyi gözlemek, senin düşünce olmadığını bilmektir. Ben düşünce değilim. Bir duyguyu gözlemek ise senin o duygu olmadığını bilmektir. Bedeni gözlemek senin bu his ve anlayış paketi olmadığını bilmektir. Başka? Kainatta kırmızı renk var mıdır yoksa güneş ışınlarının kırılması ile bizim alemimize düşün dalga boyudur. Aslında nefsül emirde yoktur fakat sende ortaya çıkar. Kırmızı renk var mıdır? Vardır. Hem de yoktur. Nasıl? Güneşi kaldırsanız yoktur. Güneşin var olunca eşyanın kırılmasının bizdeki gölgesidir. Kırmızı, mavi, sarı falan diyoruz. Eşyanın kırılmasıdır. Bizatihi bizim zannettiğimiz gibi değildir o. Biz eşyanın kendisiyle değil, dalgasıyla muhatabız. Yani bize yansıyan, bize aktarılan bir kavle göre diyor. Değil mi? 24. sözün 2. dalında söylüyor. Ortaya çıkan bandelyasıyan. Sahiyya yarasa görmediği halde nasıl görüyor? Görmediği halde görüyor. Yarasa ultra sesiyle görüyor. Mesela biz sesi 20 bin frekansı duyarız. Yarasa ise 120 bin frekansı duyar. Yani şöyle yapar. Uçarken o yüzden sesi gönderir. Eşeğe çarpar. Eşeğden geri gelir. O geri geleni duyar. 120 bin frekans düşün. 6 kat bizden fazla. Ve o gelen ses de tahta mıdır, demir midir, açısı, enlemi, boylamı, koordinatlarını bilir. Onun için aradan tak 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 geçer. Neyle görür? Sesle görür. Ultra sesiyle görüyor. Kırmızı renk yarasa için yok. Yarasa için yok varlıktır. Acaba bizim, bak şimdi, kırmızı renk mesela o tahtadan geçerken kırmızı bir tahta. Yarasa için kırmızı, yeşil, sarı fark etmez. Orada tahta var mı? Yok. Bitti. Peki kırmızı nedir? Yarasa için yok varlıktır. Şimdi nereye gideceğim ben bununla? Yok varlık. Acaba bizim için de hem dışımızda hem içimizde yok varlıklar ne kadardır kim bilir? Yarasa için renkler yok. Allah bilir benim için neler de yok bu dünyada. Korkuyorum böylelikle. Anladınız mı mukayeseyi? Bizim için Allah bilir neler. Biz zannediyoruz ki şu dünya bu kadar. O kadar şeyler giydirilmiş ki zanlar elbise, düşünceler elbise, malumatlar elbise, kültür, örf, anneanne, gelenek, öğretmen, anne, baba, toplum, mali hep elbise bize giydirmiş. Yok varlık olmuşuz. Bizde işin garip tarafı da cehil mürekkep ne? Her şeyi biliyorum canım. Ne yapıyorsun? 5-6 saat haber seyrettim bugün. Genel külüstürü çok artmış. Genel külüstür. Enkaz haline geldin, hurda kaş oldun, arabaların hurdalığına döndün lan. Her taraftan ki kafa nedir ki, istikameti nasıl bulacak? Biz kendin, senden hariç herkes var burada. Bütün televizyon kanalları burada. Allah bize yardım etsin. Kırmızı renk yarasa için yok varlık, acaba bizim için de hem içimizde hem dışımızda ne kadar yok varlıklar var kim bilir. Farkındalığına şuur denilir. Farkındalığın farkındalığına şuur denilir. Hayat kendini iyi hissetmek değil. Yani
İyi hissetmek ne demek bu şimdi? Ben çok iyiyim. Hayır. Hayat nedir? Kendini iyi hissetmek değil, hissettiklerini doğru yorumlamaktır. Mutlu insan bu. Ha 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 olmak değil. Hayatı hayatta kendini iyi hissetmek ne demek? Dertsiz, kedersiz, karnım tok, aç değilim, açıkta değilim değil. Hissettiklerini, duyduklarını, düşüne gelenleri, düşüncelerini doğru yorumlamaktır. Bir şeyler ters gidiyorsa ters düşünüyorsun demektir. Temel yapmış ya, ters girmiş yola. Radyo anons yapıyor. Evet diyor, falan istikametten bir ters araba girdi. Herkese dikkat diyor. Adam diyor ki, Temel diyor ki, lan ne bir araba diyor. Bütün arabalar ters gidiyor diyor. Bütün araba, biz de ne? Bir ters gidiyor diyor. Yani ters gittiğin bir şey yok. Hiçbir şey ters gitmiyor. Bütün işler, bak güneş senin için batıdan mı doğdu? Güneş aynı şekilde doğdu. Gece gündüz aynı. Vücut, karaciğer, böbrek de aynı çalışıyor. Neresi ters gidiyor? Ters düşünüyorsun. Bir şeyler ters gidiyorsa ters düşünüyorsun demektir. Yani dünyanın kanunlarının dışında dünyadan sana veremeyeceklerini istemek. Mesela dünyanın bir kanunu var. İşler niye ters gidiyor biliyor musun? Dünyanın bir kanunu var. Onun dışında istiyorsun. Mesela ölümsüzlük istiyorsun. Dertsizlik istiyorsun. İhtiyar olmak istemiyorsun. Şimdi olmayınca işler ters mi gidiyor şimdi? Neyi? Bak neyi? Kimden? Ne zaman? Niçin isteyeceksin? Ölümsüzlük istiyorsun. Bir anda gideyim diyorsun. Bak şimdi size bir şey göstereyim. Rize plakası kaçtı abi? Yeni muhakematta ne geçiyor biliyor musunuz? Biz elbisemizi çıkarttığımız gibi o Geylaniler, Bediüzzamanlar, İmam-ı Rabbaniler, Bahattin Şah'ın Akşibendiler, Ahmedi Rufayiler, Bahattin Abdülkadir Geylani, Marife Kerri, Hayat Arani, Ahmedi Bedevi peçeliymiş biliyor musun? Koronadan değil ha. Peçeyle dolaşıyormuş. Varış niye peçe varmış? Hadi bakalım. Nur ismi fazla tecelli ettiği için birkaç kişi herhalde onun nurundan dayanamamış. Düşüyorlarmış. Onun için peçe takarmış. O kadar acayip nur ismine mazarmış. Bak ne diyor biliyor musun bunlara? 53 sayfada Resul. Biz elbisemizi çıkarttığımız gibi onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhani ile o marezgahı acayibe temaşa ediyorlar. Muhiddin Arabi için diyor. Kaf Dağı'nı gördüm diyor. Biz elbiseyi çıkartıyoruz ya akşam şöyle. Gömleği çıkartacağız. Başka bir şey giyeceğiz ya. Biz diyor elbisemizi çıkarttığımız gibi onlar da cesetlerini çıkarıyorlar diyor. Burada Aykena. Gidiyorlar da gidiyor. Hepten durumları iyi değil ya. Yani. Allah Allah. Böyle insan olmaları, yani insan nevinden dolayı gurur duyuyorum. Birkaç dakika sonra keseceğim inşallah. Demek ki bir şeyler ters gidiyorsa ters düşünüyorsun demektir. Yani dünyanın kanunların dışında dünyadan sana veremeyeceklerini dünyadan istiyorsun. Mesela ölümsüzlük, dertsizlik gibi. Sabır. Yakınmadan, mızmızlanmadan hadiseleri içine atıp farkındalığına basamak, malzeme ve enerji yapmaktır. Sabır nedir? Bizim memleket şöyle der. Diyeceğini der, yapacağını yapar, bağıracağını bağırır, ağlayacağını ağlar. Artık tahammül kalmadı, bitti. 3-4 gün sonra artık ben sabredeceğim. Ne sabredin lan, o bitti, o geçti. Sabır ilk dönemdi. Sabır nedir o zaman? Yakınmadan, mızmızlanmadan hadiselerini içine atıp farkındalığını artırarak farkındalığından malzeme ve enerjiye dönüştürüp o gözde bakmaktır. Kısacası geçmişten beslenip geleceğe bakarak halde davranmaktır. Geçmişten beslenip geleceğe bakarak halde davranmaktır sabır. Sabır susmak değil, yutkunmak değildir. Anlamlandırmaktır. Okumaktır o olayı.
Başka iki tane şeyim kaldı. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bu herhalde ya Mevlana'ya hadiste mi vardı? Bu cümle tırnağı almışım. Bakın, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Ben bir şeyde kullanacağım bunu. Derdi kendi olanın Allah Celle Celaluhu kadar tutunacağı sahibi olur. Bakın, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur deniliyor ya. Ha, derdi kendi olanın, derdim nedir? Ben, kendimi keşfetmek. Ne olur? Allah sana tutunacak, derdi kendi olanın Allah kadar tutunacağı sahibi olur. Daha kaybedecek çok şey olmayınca kendine dönmek kolay olur. Mesela dediler bana ki, abi o ben olan nasıl anlarız? Ben olan ben nasıl varılır? Mesela ona ancak çıkartarak olur. La ilahe illallah. Benim gömleğim çıkart. Benim atletim çıkar. Benim vücudum çıkar. Benim hayatım çıkar. Çıkart üzerinden. Tefekkürle yani. Benim aklım çıkart. Benim kalbim çıkart. Benim ruhum çıkart. Benim ruhum çıkart deyince, benim ruhum diyen benim kalemim gibi. Demek ki ben ruh değilim. Ha, artık çıkartamayacağım bir şey kalmışsa o bendir işte. Bir daha düz okuyorum. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi kendi olanın Allah kadar tutunacak sahibi olur. Daha kaybedecek çok şeyin olmayınca, mesela ömrüm gitti, hayatım gitti vesaire. Kaybedecek neyim var kaldı ki? İnsanın en değerli şeyi hayattır. Hayatım gitti. Artık kaybedecek bir şeyim kalmadığını anladığım zaman, olmayınca kendine dönmek kolay olur. Son cümlemiz olur herhalde. Bu sayfayı bitirmiş olayım. Sonuca bakarak değil, süreçten sonuca bakabilsek kayıp da kazanım olur. Mesela hadiseler. Şimdi tam gündem. Ya dolar yükseldi, euro yükseldi, altın yükseldi, hükümet düştü, hükümet şey olacak, şöyle olacak, böyle. Yani bu süreç. Ne olacak? Bu süreci belirlemek, görmek çok zordur. Görsen de isabet ettiğini bilemezsin. Süreçten sonuca bakmak. Her şeyde böyledir. Peki nasıl yapacağız? Sonuçtan sürece bakmak. Çok kolaydır. Ne olacak? Şöyle gidecek, şöyle gidecek. En sonunda ustad diyor ki, hizmetimize, İslamiyet'e ve hizmetimize sahip çıkacak diyor. Ayasofya'yı açan, Taksim'de cami yapan vesaire adam, sonuç bu mu? Ustad demiş ki Ayasofya'yı açan kendisinden 10 kat daha güç alacak. Sonuç bu mu? Ustad dedim Ayasofya'yı açın. Tamam, al bunu, sürece uygula. Ne olursa olsun hiçbir şey olmayacak. Güçlenecek. Sonuç, İttihad-ı İslam. Cemail-i Muttefika-i İslami olacak. Sürece böyle bak. Hatırlar mısınız? Daha olmamıştı 5-6 ay, bir sene önce eskide de demiştim. İttihad İslam deyince Araplarla, işte Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Suriye'yle, şunla bunla. Onun için Amerika, Avrupa, İngiltere hep böyle bütün güçlerini, her şeyini Araplar üzerine yaptılar. Niye? Aman Türklerle bir olmasın diye. Ustad onları ters yatırdı. Sağ gösterip sol yatırdı ya, kaleci gibi. Oysa bu İttihad-ı İslam deyince Araplarla Türklerin birliği değil ilk önce. İlk önce Asya şurası olacak diyor. Sonra Türk'ü birlikler olacak. Asya şurası diye dersimiz var, hatırlar mısın? Asya şurası içinde Çin'de var, Bangladeş var. Bangladeş var, Malezya var, Türk'ü Cumhuriyetlerin hepsi var. Pakistan var, Hint Müslümanları var. Asya şurası. Şimdi bu Asya şurası olacak. Sonra ne olacak? Birlik olacak. İslam birliğinin çekili, Türk birliği. Yani sonra o Asya şurasından sonra hatırlarsınız Araplara sirayet edecek. Ha bak, başladı Araplara. Baktı ki oho, İslam birliği bizim dışımızda da oluyormuş. Oldu. Böyle bir dersimiz vardı, hatırlarsınız. Şimdi niye söyledim? Süreçten sonuç şüpheli. Sonuçtan sürece baktığın zaman, yönettiğin zaman çok kolay. Ne olacak? Vallahi bilmem.
Emir Dağı'nda diyor ki 76 Cemairi Muttefika İslamiye İslami Cumhuriyetler Birliği olacak diyor. Türkiye Türkler deyince zannetmeyin Kürdür, Lazlı, Çerkezi, Ermeni. Yani coğrafyanın adıdır. Tamam? Coğrafyanın adıdır. Araplar deyince böyle Araplaşmış mesela Filistin'in bir kısmı Rum'dur. Yunanlar Müslüman olmasıdır. Türkiye'deki yaşayıp Türkleşmiş ne kadar Ermeni var. Şu var bu var. Nesiller karışmış. Yani coğrafyanın adı. İşte buradaki şu sonuca bakarak değil süreçten sonuca bakabilsek kayıp da kazanım olur. Çünkü sonu psikolojik noktasında rıza ilahi koymuştuk hedefimize. Rıza ilahi sonuç mudur? O zaman yönet olayları. Gaye nedir? Rıza ilahi. Niye yapıyorsun rıza ilahi? Niye okuyorsun rıza ilahi? Niye böyle derse gidiyorsun rıza ilahi? Sonuçtan süreci yönetiyorsun. Evet, böylelikle bu akşamda psikoloji namı altında Risale-i Nur'daki tefekkürü tespitlerimizi paylaştım sizinle. Eğer canlı yayında olanların sorusu var mı? Yazıyı okumayacağım. Sözlü sorarsanız cevap veririm. Okumak zor geliyor bana. Sizde var mı abiler? Yok. Sizde sorusu olan var mı? Evet. Kapatıyorum. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Hakikaten bizi bize bıraksak biz bizi yönetemeyiz ya. Kendisiyle barışık ettirsin inşallah. Cenab-ı Hak diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? İlk önce kendini tanı. Onunla beni tanıyacaksın. Bu neler getiriyor? Kendini seversen beni de seversin. Kendini sevmeyen Allah'ı da sevmez. Kendini sevmeyen seni de sevmez. Kendini sevmeyen hizmeti de sevmez. Kendisiyle barışık olmayan hizmette de barışık olmaz. Kendisiyle kavgalı, kendisiyle hırçın, içsel sıkıntısı olan aile kavgaları bundan çıkıyor. Bir insan geçimsiz, evde huzur bir şey yapmıyorsa adınız gibi bilin, içi de böyledir. Çünkü böyle bir şeyi seviyor. Bahane arıyor, şey yapıyor. Niye? İçinde doymamış ki dışarıda doyumluğa sebep olsun. Abi şeyler oluyor, bizim istemin dışında istemsiz oluyor. Ya kardeşim, hazmetmek sistemimiz de var. Hazmet. O kadar sert top geliyor, adam bir ayağını koyuyor pat diye topu ne yapıyor? Durduruyor biliyor musunuz? O kadar hızlı gelen topu ne diyorlar ona? Ayağında yumuşat. Ha başakma diyor. Yumuşat. Pat diye dur. He? Yumuşatma diyor. Yumuşatma mı? Bak durdurabiliyor bak o kadar serti tak durdurabiliyor. Mesela peygambere taşladılar, bilmem ne yaptılar. Bak üzerinde durdurdu. Ha hayat böyle ya. Demek ki içeride kendisi kendisine tahammül yoksa eşine ve çocuğuna tahammül yapamaz. Kendisiyle barışık değilse eşiyle barışık olamaz. Hep kavgalı. Bahane arıyor. Ya bırak ya amcamın çocuğu ya. Kardeş, ya o şey ya. O eşi ya. Ya mızmızlanacak ya. Ya boş ver ya şimdi bir tarafa kalacak. Kendi kendinle sorumlusun. At eğitildiği gibi, köpek eğitildiği gibi biz bizi eğiteceğiz. Aklımızla aklımızı, hissimizle hissimizi eğiteceğiz. Tuvaleti de eğiteceğiz. Davranışımızı da eğiteceğiz. Allah ne verdiyse, her ne yaratmışsa bize istidat ve kabiliyet, ifrat, tefrit, vasat motu var. Vasata getirmek için eğiteceğiz. Gadabımızı da eğiteceğiz. Şehvetimizi de eğiteceğiz. Merhametimizi de, aşkımızı da, muhabbetimizi de hepsini eğitilmesi gerekiyor. Ne verilmişse eğitiliyor. Allah böyle kullarından eylesin. Yani kısacası ne demek istiyorsun? Laikaları okuyacaksın. Laikalarla elimizden geldiği kadar amel edeceğiz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım sen arasın. Allah razı olsun abi. Hayırlı akşam. Cennet-i Seniye dairesinde kemal imanı kazanan Risale-i Nur şakirtleri, evliyaların, mürşitleri nazar-ı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından, her zamanda bulunan hakiki mürşitler, herhalde bu zamanda Risale-i Nur şakirtlerine müşteri olurlar. Birisini elde etse 20 mürit kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet teleşuatı karşısında Risale-i Nur'un hizmetindeki meşakkat, mücahide,
külfet bulunduğundan feyziye hitaben beyan edilen hakikat o tarafa da faydası olur diye lefen size gönderiyoruz. Allah Allah. Risale'nin hizmeti imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebelerini kazandırıyor. Ya nereye çıktı ya? Allah Allah. Çok garip ya. Tuhaf. Selamun aleyküm.